Kimberly Kessler is headed to prison. We're going to celebrate. We're going to celebrate her home going. It's her new home. 2018 has now been sentenced to life in prison without parole. News 4 Jax reporter Corley Peel joins us live to show us why she... 12 Mayıs 2018'de 3 çocuk annesi Jolyn Cummings geride hiçbir iz bırakmadan sırra kadem bastı. Jolyn eşinden boşanmış bekar bir anneydi. 13 Mayıs 2018 hem Jolyn'in doğum günüydü hem de anneler günü. O gün kutlama yapmak için Ohio Hillard'de yaşayan eski eşinin yanına gidecek ve çocuklarını alacaktı. Ancak olmadı. Jolyn Ohio'ya gidemedi. Jolyn Cummings'in kaybolduğunu ilk fark eden annesi oldu. Annesi Nessa ilçe şerif ofisini aradı ve uzun bir zamandır kızına ulaşamadığını bildirdi. Daha sonra eski eşi Jason polisleri aradı ve Jolyn'in çocuklarını almaya gelmediğini, hayatı hakkında endişe duyduğunu aktardı. Ekipler önce eski eş Jason'la görüştüler. Ona Jolyn'in kaybolduğunu neden bu kadar geç bildirdiğini sordular. Jason onun bir yerlerde takıldığını düşündüğünü, bu durumu pek önemsemediğini anlattı. Polislerin ikinci durağı Jolyn'in sevgilisi Jason G oldu. Yakın bir zaman önce Jolyn ve sevgilisi G kavga etmiş, komşular polisleri çağırmış ve günün sonunda çift bunun aile içi bir mesele olduğunu söyleyip onları göndermişti. Yetkililer Jolyn'in evine girdiklerinde evin fena halde dağınık olduğunu gördüler. Jason evde yoktu. Daha sonra onu buldular ve polis merkezinde sorguya çektiler. Jason eyalet dışında olduğunu belirtti. Sağlam bir mazereti vardı. Yetkililer, Jolyn'in sevgilisinin ve eski eşinin bu işte parmağı olmadığına karar verdiler ve onları şüpheli listesinden çıkardılar. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerini izlediler. En son 12 Mayıs tarihinde işten çıkarken canlı görülüyordu. Jolyn bir kadın kuaförüydü. Polisler hemen çalıştığı salona gittiler. Orada Jolyn'le beraber çalışan Jennifer Siebert'i buldular. Jennifer uzun bir zamandır Jolyn'i görmediğini söyledi. Akabinde patronunu aradı ve Jolyn hakkında bilgi aldı. Dakikalar sonra patronun Jolyn'in kasabadan ayrıldığını söylediğini iletti. Ekipler bu bilginin ardından salonu terk ettiler. Dakikalar sonra kuaförün 12 Mayıs saat 17 civarında kapandığını ve Jolyn'in o gün Jennifer Siebert'le beraber çalıştığını öğrendiler. O andan sonra bir kez daha Jennifer'la temasa geçildi. Ancak Jennifer ekiplere yardımcı olmak istemiyor gibiydi. Jennifer eski sevgilisi tarafından tehdit edildiğini, bu yüzden herhangi bir soruşturmaya yardımcı olmayacağını bildirdi. Zaten Jolyn'le çok yakın değillerdi. Zira Jennifer işe gireli yalnızca 2-3 ay oluyordu. Polislere ona ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını anlattı. Yetkililer bir kez daha kuaförü terk ettiler. Bu andan sonra çok tuhaf bir şey oldu ve Jennifer bir daha işe gelmedi. Ekipler patrondan onun adresini istediklerinde ona yanlış adres verdiğini öğrendiler. Jolyn eğer kendi isteğiyle kasabayı terk etmiş olsaydı bunu yakınlarına bildirirdi. Yetkililer hemen kayıp broşürleri bastırdılar. Jolyn'in ve aracının olduğu fotoğrafları insanların görebileceği yerlere astılar. Ekipler onun bir aile içi şiddete kurban gitmiş olabileceğini düşünüyorlardı. Jolyn Rebecca Jensen 84'te Florida'da dünyaya geldi. Onu annesi ve üvey babası büyüttü. Enerjik, eğlenceli ve anlayışlı bir insandı. Henüz lisede okurken ileride kendi salonunu açmak gibi bazı hayalleri vardı. Bu hayalleri doğrultusunda Jacksonville'de kozmetoloji okudu. Aynı günlerde bir ilişkisi vardı. Bu ilişkiden bir kız bebek dünyaya getirdi. Ancak kızını kucağına aldıktan günler sonra sevgilisinden ayrıldı. Jolyn'in yakın dostu Alma onu şöyle anlatıyordu. Anne olacağı için çok heyecanlıydı. Erkekler konusunda her zaman kötüydü. Nedendir bilmiyorum, hep daha iyileri varken kendine olmayanları seçiyordu. Jolyn mezun olduktan sonra aile evine geri döndü ve bir kuaförde işe girdi. Sosyal medya ve insanlarla olan iyi iletişimi sayesinde sadık bir müşteri kitlesi elde etti. 2013'te Jason Cummings ile evlendi ve ondan iki çocuğu oldu. Onu tanıyanlar çocuklarına çok düşkün olduğunu, onlardan başka hiçbir şeye önem vermediğini söylüyorlardı. 2017'de eşinden ayrıldı ve bir yıl sonra da ortadan kayboldu.
15 Mayıs 2018'de bir otoparkta terk edilmiş halde duran bir araç polislere bildirildi. Burası bir perakende mağazasına ait bir otoparktı. Bir ekip hemen otoparka gitti ve aracın Jolene'e ait olduğunu tespit etti. Bir gün sonra güvenlik kameralarını izleyen polisler, aracın 13 Mayıs'ın ilk saatlerinde saat 1.17 civarında otoparka geldiğini gördüler. Ama tuhaf olan bir ayrıntı vardı. Görüntülerde aracı kullanan kişi, Jolene'in iş arkadaşı ve onu canlı gören son kişi Jennifer'dı. Jolene'e dair ise hiçbir iz yoktu. Arabayı otoparka getiren o muydu? Yoksa başka birisi mi? Arabanın içerisinde çorap, çizme ve makaslar vardı. Jennifer Sebert neden Jolene'in aracını kullanıyordu? Görüntülerde önce aracı otoparka bırakıyor, sonra da otoparktan çıkıp benzin istasyonuna giriyordu. Jennifer için hemen bir arama çıkartıldı. Ekipler onu bir gün sonra Kia marka bir araçla bir mola yerinde buldular. Jennifer araba çalmakla suçlandı ve tutuklandı. Kuaför salonuna giden ilk ekip, Jennifer'ı gördüğünde yüzünde kesikler vardı. Ekipler yüzündeki kesikleri sorduğunda onlara bisiklet sürerken ağaca çarptığını söyledi. Ama çizikler hiç de ağaç çarpması gibi durmuyordu. Bu ancak biriyle kavga ettiğinde olabilecek türden bir çizikti. O gün ekipler bunun üzerine pek gitmediler. Bu tip vakalarda iş arkadaşları genelde şüpheli konumunda olmazdı. Yine de kayıp kişiyi canlı gören son insan her zaman polislerin radarında olurdu. Bu vakada Jennifer'a biraz imtiyaz gösterilmiş gibiydi. Güvenlik kamerasında Jolene'in aracını kullandığı fark edilene kadar onun üzerine pek gidilmemişti. 22 Mayıs 2018'de Şerif Bill, Jolene'in hayatta olmadığına dair bazı güçlü ipuçları elde ettiklerini duyurdu. Ancak bunları açıklamadı. Şerif, Jennifer için çarpıcı ifadeler de kullandı. O bir şeytan. Özünde tam bir şeytan. Buradan çıkmasını istemiyorum. O artık devletin ilgilenmesi gereken bir sorun. Şerif ayrıca Jennifer Sebert'ın kefalet ücretinin 500 bin dolar olduğunu da belirtti. Jolene kaybolmadan bir gün önce işverene bir mesaj atmış ve Jennifer hakkında bazı olumsuz yorumlarda bulunmuştu. Patron, bu kızda bir tuhaflık var. Gerçekten çok geveze. Bence olumlu hiçbir tarafı yok. Ondan kaçınmaya, olabildiğince uzakta olmaya çalışıyorum. Ekipler insan gözüyle görünmeyen bazı kanıtları bulmak için luminol kullandılar. Kuaför salonunda, sandalyelerde, dolaplarda, duvarlarda ve lavaboda kırmızımsı kahverengi lekeler tespit edildi. Bunlar test edildi ve kan olma ihtimallerinin yüksek olduğu belirlendi. Bir gün sonra lekelerin kan olduğu doğrulandı. Adli bir laboratuvarda kanın Jolene'e ait olduğu belirlendi. Jolene'in aracın içerisinde bulunan çorap, çizme ve makaslarda da Jennifer'ın DNA'sı vardı. Yetkililer ona makasla saldırdığına dair bazı kanıtlar olduğunu açıkladılar. 12 Mayıs'ta yani onun kaybolduğu gün Jennifer, Walmart'tan temizlik malzemeleri, eldivenler ve elektrikli oyma bıçağı satın aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bunlar an be an belli oluyordu. Dedektif Bill Leeper şöyle diyordu. Beni çılgına döndüren şey elektrikli bıçak oldu. Bunu gördüğümde onu parçalayıp siyah çöp torbasına tıktığını ve çöpe attığını düşündüm. Jennifer Siebert'ın aynı gün bir çöp torbasını dışarıya çıkardığını gösteren görüntüler de vardı. İçinde ne olduğu bilinmeyen torbayı çöpe attı. Sonra da çöp arabası gelip onu aldı. Temmuz ayının ikinci haftasında Foxton'daki bir çöplükte 27 kişinin katılımıyla 6 gün süren bir arama çalışması yapıldı. Ancak herhangi bir iz bulunamadı. Daha sonra ormanlık alanlar, plajlar ve atık sahaları arandı. Ancak sonuç yine hüsrandı. Jolene kaybolmadan bir gün önce iş yerinde Jennifer'la kavga ettikleri öğrenildi. İki kadın bilinmeyen bir sebepten birbirine girdi. Kuafördeki kanlara bakılırsa kavga burada oldu. Ardından Jennifer onu öldürdü ve kimsenin bilmediği bir yere gömdü. Şerif Wayne Harrington'a göre Jolene ona ''Sen olduğunu iddia ettiğin insan değilsin ama merak etme ben senin kim olduğunu bulacağım.'' dedi. Ve Jolene haklıydı. Jennifer aslında bir şeyler gizliyordu.
sorguda her şey olmasa da çoğu şeyi itiraf etti. Jennifer Seybert. Parmak izlerimi incelediğinizde karşınıza bir isim çıkacak. Kimberly Lee Kessler. O benim gerçek adım. 50 yaşındayım ve neredeyse hayatımın yarısı kadar bir zamandır FBI'den kaçıyorum. Sanırım 25 yıl olmuştur. 68'de Pennsylvania'da doğdum. Lisenin ardından evi terk ettim. Gönlümü bir banka soyguncusuna kaptırmıştım. Onunla beraber Arizona'ya gittim. Sahte isimler altında ülkeyi dolaştık. Ekipler elbette şaşkına dönmüşlerdi. Jennifer gerçekte kimdi? Anlattıkları ne kadar doğruydu? Ekiplerin dikkatini başka yere çekmek için ya da zaman kazanmak için yeni bir oyun mu kurguluyordu? Yetkililer söylediği her şeyi araştırdılar. O gerçekten de Kimberly Kessler'dı. Annesi 2004'te kızının kaybolduğunu polislere bildirmişti. Kimliğini çaldığı Jennifer Seybert ise 87'de hayatını kaybetmişti. Kimberly'nin doğduğu yere gömülmüş, dava ile alakası olmayan bir isimdi. Kimberly 2004'ten sonra gerçek adını hiç kullanmadı. Kimberly Kessler'ın şahsi aracını arayan polisler içeride sahte belgeler ve kimlik kartları buldu. Kimberly 96'dan beri 14 farklı eyalette toplamda 33 şehirde yaşamıştı. Sadece birkaç eyalette aranıyordu. Tutuklanmanın ardından ilçe şerifi bir basın toplantısı düzenledi ve şunları aktardı. Neden kimliğini değiştirdiğini bilmiyoruz. Kılık değiştirmesinin bir sebebi olmalı. Daha önce hangi olaylara karıştığı bir muamma. Çünkü hiçbir şey açıklamıyor. Jolin onun için bir ilk miydi? Yoksa başkaları da var mıydı? Belki de birden fazla insan öldürdü. Şu an herhangi bir bilgimiz yok. Ama bu kadar kimlik değiştirdiğine göre bir şeylerden kaçtığı kesin. Kuaför salonunun sahibi Vicky Simmons, Jolin kaybolduktan bir gün sonra salona geldiğini, içerisinin çok kötü koktuğunu, resepsiyon masasının yanına yeni bir bitki konulduğunu ve tüm ışıkların kapalı olduğunu gördüğünü aktardı. Kuaförde güvenlik kamerası yoktu. Ancak karşı dükkanda bir tane vardı. Ve kadrajda Kimberly'nin olduğu bazı görüntüler vardı. Kimberly 4 kez kadraja girdi. Önce beyaz bir poşeti, ardından bir çöp tenekesini, ardından da mavi bir çöp kutusunu çimenlik alana götürürken görülüyordu. Peki Jolin neredeydi? Ekiplerin tahmin ettiği gibi onu öldürmüş ve bir yere gömmüş müydü? Kessler bu sorulara hiçbir yanıt vermedi. Suçunu üstlenmedi. Ekiplere Jolin nerede olduğunu söylemedi. Gerek sorgusunda, gerek cezaevinde, gerek de mahkeme salonunda yaptığı tek şey bağırmak ve dikkat dağıtmak oldu. Jolin'in nerede olduğunu bilen tek kişi Kimberly. Ama o da bilgi vermeyi reddediyor. Bu andan sonra polislerin yapabileceği tek bir şey vardı. O da Kimberly'nin Jolin'i götürebileceği yerleri aramaktı. Onlar da öyle yaptılar. Ancak şu ana kadar Jolin'i bulamadılar. Kessler, Eylül 2018'de bu ölümle suçlandı. Bu anda Kessler beklenmedik bir şey yaptı ve adaletsiz bir yargılanma sürecine girildiğini iddia edip açlık grevine başladı. Gözaltındayken soyundu. Ekiplere dışkısını attı ve iki kez onları darp etmeye çalıştı. 2019'da zihinsel bir değerlendirme sürecinin ardından Kessler'ın kovuşturma için yetkin olmadığına karar verildi. Karara itiraz edildi. Devlet tarafından seçilen bir psikolog Kimberly'yi inceledi. Günün sonunda o da yargılanma için yetersiz buldu. Yeterliliğini geri kazanması için bir eyalet akıl sağlığı merkezine gönderildi. Kimberly burada 6 ay kaldı. Psikolog Dr. Louise Ligham, Kimberly'de sanırsal bozukluk ve kişilik bozukluğu gibi birden fazla bozukluk olduğuna inandığını aktardı. Dr. Louise, sanrılı bozukluğu olan insanlar belli başlı işleri sürdürebilirler. Tek başlarına yaşayabilirler. Ancak bir evrede gerçeklik algılarını tamamen kaybederler. 2020'nin Eylül ayında hala açlık grevinde olan Kimberly, kilosunun yarısından fazlasını kaybetmişti. Ancak daha fazla dayanamadı ve düzenli yemek yemeye başladı. Cezaevindeki gardiyanlar ondan epey bir şikayetçilerdi. Dışkısını kapılara, duvarlara sürüyor.
sık sık ağır küfürler ediyor. Bize, benim annem bir satanist, ben de bu yüzden böyleyim diyor. Bir ara İncil okumaya başladı. Sonra intihar edeceğini söyledi. Diğer mahkumlar onu kolayca öldürebilsin diye cezaevine gönderildiğini düşünüyor. Ekim 2020'de yeniden zihinsel değerlendirmeye girdiğinde bu kez yargılanma için yetkin olduğu sonucuna varıldı. Jolin'i öldürdüğü ve onu kimsenin bulamayacağı bir yere sakladığına göre zekasında çok bir problem olmasa gerek. 8 ay sonra yeniden yargılanmasına karar verildi. Haziran 2021'de tekerlekli sandalyeye bağlı bir halde duruşma salonuna getirildi. Bir kez daha yargılanma için uygun bulundu. Kasım 2021'de jüri seçimi esnasında mahkemeye getirildiğinde ani patlamaları, bağırarak insanlara hakaretler edişi sebebiyle mahkemeden çıkartıldı. Duruşmayı ayrı bir odadan seyretti. Kimberly Caster insanları manipüle etmeyi çok iyi biliyordu. Bir ay sonra yeniden duruşması vardı. Duruşmada Jolin'in annesi ve kız kardeşinin sözlerine yer verildi. Jolin'in annesi Johnson, "Kızım bizden çalındı. Tanrı değil, onu bir canavar olarak adlandırabileceğimiz bir kötülük çaldı. Beni en çok üzen kızımın son anlarında ne kadar çok korktuğunu düşünmek. Çocukları için savaştığını bilmek. Hayatı için mücadele ettiğini düşünüyorum. Kimberly Caster, şu an evladını göremiyorsun. Bunun ne kadar acı verdiğini biliyorum. Kızımın nerede olduğunu bize söyleyin. Kalıntıları nerede? Söyle, bu iş burada kapansın. En azından bu kadarını yap. Ben bir anneyim. Bir anne diğerini anlar." Kimberly bu çağrıya yanıt vermedi. Söz hakkını kullanmadı. Kararı dinleyip dinlemek istemediği sorulduğunda "Hayır, dinlemek istemiyorum." dedi. Aleyhinde birçok kanıt vardı. Satın aldığı temizlik malzemeleri, kuafördeki kan, internette yaptığı rahatsız edici arama geçmişi. Telefonundan yaptığı bazı Google aramaları şunlardı: otopsi, kadavralar, Florida kadın katiller, ülkelere göre kadın katiller. ...2021'in son ayında Jolin'i öldürmekten suçlu bulundu. Karar duruşması Ocak 2022'de yapılacaktı. Ocak 2022'de tekerlekli sandalye ile mahkemeye getirildi. Yine bağırdı ve ayrı bir odaya gönderildi. Bu kez kendisine komplo kurulduğunu, iddiaların gerçek olmadığını savundu. Kimberly Caster ömür boyu hapse mahkum edildi. Kimberly'ye şartlı tahliye imkanı verilmedi. Jolin hala dönem dönem aranıyor. Ancak bulunmuş değil. Kimberly onu nereye gömdüğünü anlatmamakta ısrarlı.